Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Aton Gem X-Men akıllı saati inceleyeceğim. Daha önce incelemiş olduğum Aton Gem'in Sports Watch Ultra saati vardı. Burada daha çok böyle spor tarzda bir akıllı saat sevenler için bir saatti. Eğer onu merak ediyorsanız da kartlara baktım arkadaşlar. Onun da incelemesini izlemenizi tavsiye ederim. Bugünkü saatimiz ise daha klasik tarzda bir akıllı saat sevenler için X-Men modeli çıktı arkadaşlar. Aton Cem'in gene Türkiye'de rahatlıkla alabileceğiniz, satın alabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir akıllı saat olduğunu söyleyebilirim. Videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yanında da bir tane beğen tuşu var ona da basmayı ihmal etmeyin. Şimdi geçelim saati bir kutusundan çıkaralım hem de teknik özelliklerine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Aton Cem'in X-Men akıllı saati. Hemen zaten burada bakın 1.53 inçlik bir ekranın olduğundan bahsedilmiş büyük bir ekranı var arkadaşlar. Spor modları NFC desteklediğini gösteriyor ama arkadaşlar bizim ülkemizde zaten NFC desteği yani ödeme desteği yok. Kalp Doubles takip yapabiliyorsunuz ve aynı şekilde bakın sesli asistanı da desteklediğini söylemiş. Hemen hızlı bir şekilde şöyle kutusundan çıkaralım. Daha önceden Aton Cem'in Sports Ultra Watch saatini incelemiştim arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir saatti. Burada da evet. Böyle Huawei'nin Watch GT'lere çok benziyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Kasa yapısı bu arada. o kaliteli bir kasa yapısı varmış ya. Aynen. Bak ağır yani. Tok bir saat. Dediğim gibi arkadaşlar öyle dandik bir şeye benzemiyor. Gerçekten bakın. Ağır bir saat olduğunu söyleyebilirim. Zaten 46 milimetrelik bir kasa yapısının olduğunu sizlere söyleyeyim. Hemen şöyle kutudan başka neler çıkıyormuş onlara da bakalım. Bir tane şöyle bakın zaten silikon bir tane kayışımız çıkıyor. Çok Şeydi yani kaliteli değil ama orta seviyede kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bir tane de bakın şöyle manyetik bir şarj aletimiz geliyor. Arka tarafta zaten Atom GM diye şöyle bakın belirtilmişti. 5 wattlık bir arkadaşlar şarj adaptörü takarsanız daha sağlıklı bir şekilde pilinin şarj olacağını söyleyebilirim. Atom GM tabii ki de resmi bir ürün olduğu için arkadaşlar tamamıyla bakın Türkçe olacak şekilde hem kurulum hem de kullanım kılavuzunda arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Buradan da bakın gerekli uygulamanın QR kodunda görebiliyorsunuz. Birazdan zaten ben kurulum yaptığında hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere. Öncelikle ben saatin teknik özelliklerinden de bahsedeyim. 270 miliamperlik bir batarya kapasitesinin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Aktif bir kullanımda arkadaşlar 3 gün diyor ama benim tahminimden bu saati 2 gün falan kullanabilirsiniz. Bekleme süresinde ise yani bu ekstra özelliklerini konuşmadır vesaire antrenman takibi yapmazsanız da 15 güne kadar kullanabileceğinizden bahsedilmiş. IP67 TRV toza karşı dayanıklık sertifikasının olması da çok iyi olmuş. Aynı şekilde zaten cihaz aramaları destekleyebiliyor. Bu saatle bir arama yani görüşme yapıyorsunuz. Üzerinde bir hem mikrofon hem de hoparlörü mevcut. 24 saat boyunca arkadaşlar nabız takip yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde farklı farklı spor modlarını takip edebiliyorsunuz. Hızlı şarjı destekliyor bu saat. Yaklaşık olarak 1 saatte tam şarja da ulaşabildiğini belirtmişler. Cihaz Bluetooth'un 5.3 versiyonuyla gelmesi çok iyi olmuş arkadaşlar. Yani en üst versiyonu, en güncel versiyonda destekliyor olması gerçekten çok başarılı. Hemen şöyle bir saatte çalıştıralım. Hem de size saatin içinde bir gezintiye başlayalım. Hangi tuşundan çalışıyor? Büyük ihtimal bu kırmızı tuşundan başlıyordur. Şöyle ben biraz basılı tutayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar saatimizde bu şekilde ana ekranı gelmiş oldu. Şuradan fiziksel butonuna bakın menü geçişi oluyor. Bu arada bir Menü akıcılığını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı akıcı. Tahmin ettiğimden çok çok daha iyi bir şekilde akıcı. Bu arada Facebook, Twitter falan da var gördüğünüz gibi. Buradan işte kamerası olsun, nabız olsun, uyku takibi olsun, hava durumu vesaire olsun. Bunların hepsini yapabiliyoruz. Buradan tekrardan geri gelebiliyoruz. Bu tuş bakalım ne yapıyor? O ve on display'e geçiyor arkadaşlar. Bakın sürekli açık ekrana geçiş yapabiliyorsunuz buradan. Bu tuşumuz da o egzersiz modu. Çok güzel. Tekerlek dönüyor mu şöyle? Ha, bir dakika bunu iptal edelim. Bir saniye. Evet buradan da bakın antrenman modlarına direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Sonlandıralım şöyle. Tamam. Buradan bakın farklı farklı antrenman modlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onlarca sizin ilgi alanınıza göre bir antrenman modunda buradan bulabiliyorsunuz. Şöyle tekerleğimiz. Aa bakın tekerleği çevirdiğimizde de bakın kadranımız değişiyor. Bu arada çok şık ya. Gerçekten ekran kalitesi çok iyi. AMOLED'in farkını hissedebiliyorum. Ben AMOLED diyebiliyorum ama tekrardan bir kontrol edeceğim. 360'a 360 piksel çözünürlüğünde gerçekten çok kaliteli bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten ben kalite yani ekran kalitesini çok beğendim. Şöyle yukarı kaydığımızda bakın hızlı bir menümüz var. Ayarlar menüsü var vesaire. Gayet hızlı bir şekilde buradan bakın rahatsız etme modu, harita modu falan vesaire bunları görebiliyorsunuz. Şöyle kaldığımız zaten bildirim ekranı geliyor. Sağa doğru kaydırdığımızda bakın müzik kısmı, hava durumu vesaire buradan faaliyet kaydı ve direkt aramalar menüsü diye geliyor. Evet güzel hemen çok şöyle oyalanmadan bir ben saatin kurulumu da yapmak istiyorum. Hem sizlere de canlı bir şekilde göstereyim. Kurulumumuzu yapalım. Buradan bakın zaten uygulamaya bakın indirmek için bir app kısmı var yani QR kod kısmı var. Hemen şöyle ekranımı okutayım bunu. GS Fit Pro'yu kullanıyor galiba. Gene başarılı bulduğum uygulamalardan biri olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hızlıca hemen bir uygulamasını da indirelim. Evet arkadaşlar şurada bakın uygulamaya hemen hızlı bir e-postanızla bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekiyor. Ardından ekledikten sonra buradaki cihaz ekle kısmına geliyoruz. Şurada bakın Atom Gem'in X-Men çıktı zaten. Hemen bağlıyoruz. Tamam dedik. Bluetooth'tan da eşliyoruz çok hızlı bir şekilde bağlandı ya. Aşırı hızlı bağlandı. Gördüğünüz gibi artık tamamdır arkadaşlar. Bağlantımız oldu. Buradan bakın şöyle yukarı doğru kaydedimiz artık bağlantı aşamasında tam olduğunu görmüş olacağız. Kamera kısmını kullanabiliyorsunuz. Saat alarm kurabiliyorsunuz. Aynı şekilde şuradan sürekli ışık alan aktivite edebiliyorsunuz. Bluetooth'u kapatıp açabiliyorsunuz vesaire. Bakın burada bileğinizi kaldığınızda açsın mı aynı şekilde. Muhakkak bunu ayarlamış olun. Buradan da bakın geri geliyoruz. Saat kadranını ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden daha geniş bir şekilde saat kadranını da ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklık kısmında gördüğünüz gibi buradan ayarlayabilirsiniz. Parlaklık otomatik ayarlaması çok iyi. Bakın şu Huawei'de yok ya. Bakın dediğiniz hani markalı dediğiniz saatte otomatik parlaklık yok. Adamlar bunu bile aynı şekilde eksiksiz bir şekilde koymuşlar. Gerçekten çok başarılı. Ses ve titreşim de buradan ayarlayabiliyorsunuz medya kısmı bakın buradan ayarlayabilirsiniz. Pil kısmında ise güç tasarrufuna vesaire alabiliyorsunuz. Arama ayarlarına da buradan baktık. Zaten ben şimdi birazdan daha detaylı bir şekilde sizlere bunları göstereceğim. Güncellememiz var mı saatle ilgili bir ona da bir kontrol edeceğim. Ardından da ben size detaylı bir şekilde bu saati anlatmak istiyorum. Muhammed evet, son güncellememiz zaten. Şimdi arkadaşlar hemen uygulamaya geçecek olursak. Burada bakın hemen bir kadran mağazası var. Gördüğünüz gibi onlarca farklı farklı kadranı bu saate entegre etmişler. Rahatlıkla istediğiniz kadranı kurabiliyorsunuz buradan ücretsiz bir şekilde bakın gördüğünüz gibi güzel güzel çeşit çeşit kadranlar var sanki böyle gerçek bir Çelik yani saat kolunuzda varmış hissiyatı verebiliyor gerçekten. Bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Buradan ekran koruyucu süresini ben kendim ayarladım. İsterseniz su içmeyi hatırlatısı kendinize koyabilirsiniz. Daha sağlıklı bir yaşam için. Aynı şekilde arkadaşlar burada farklı bir şekilde bakın oturma hatırlatısı. Yani Günlük olarak işte bir kalk, egzersiz yap, bir esne, geril gibi vesaire bunları yapıyorsunuz. Burada arkadaşlar bildirim ayarları var. İstediğiniz uygulamanın bildirimini kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan kendiniz bunu özelleştirebilirsiniz rahatlıkla. Ekranı yani bileğinizi çevirdiğinizde ekranı uyandırsın mı diyor. Bunu da aktive etmiş olun muhakkak. Hava durumunu muhakkak ki arkadaşlar uyku izlemesini de aktive edin ki sizin uyku de rahatlıkla yapabilsin. Burada arkadaşlar bakın tüm rehberinizi aktarmıyorsunuz. Belli bir kişiye kadar arkadaşlar rehberinizi saatinizle senkronize edip bunu hızlı aramalar kısmına ekleyebilirsiniz. Maalesef tüm rehberi anlık olarak bu saate aktaramıyorsunuz. Burada bakın sağlık kısmına geldiğimiz zaman işte günlük kalorisiydi, antrenmanlarınız vesaire bunları falan takip edebiliyorsunuz. Hareket kısmından bakın burada GPS üzerinden de aynı şekilde saatinizin egzersizlerini takip edebiliyorsunuz. Hemen şöyle ben bir saatten de devam etmek istiyorum sizlere. Hatta saatin bir kordonu da takalım sizlere. Kordonla beraber de nasıl gözüktüğünü de göstereyim. Burada arkadaşlar bakın geçirmeli sistem bir klasik kordonumuz var. Şuradan geçtiniz. Şuradan bakın tırnağını çekiyorsunuz. Tırnağı çektikten sonra bu metal oturacak benim tırnaklarım olmadığı için biraz zorlanıyorum ama hemen hızlı bir şekilde takacağım. İlkini taktık. Aynı şekilde arkadaşlar bir tırnağımızı buradan geçiriyoruz. Buradan mandalı çekeceksiniz ve diğer tırnağa oturması için oynatacaksınız. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatte korona takmış bulunduk. Şöyle ana ekrana geldiğimiz zaman faaliyet kaydını görebiliyorsunuz. Burada bakın egzersiz kısmını buradan da görebiliyorsunuz. Burada bakın kalp atış hızı diyor. Hemen şöyle bir Bunları da kontrol edin. Bu arada arkadaşlar hiçbir zaman hangi saat hangi marka olursa olsun bunları medikal cihazlarla kıyaslamamanızı tavsiye ederim. Ne olursa olsun bir medikal cihazlar kadar kaliteli sensörleri yoktur arkadaşlar bunların. Hemen şöyle bir kalp atış hızımıza da bakalım. Bu arada burada jelatinimiz varmış. Evet ben bunu sökmediğim için biraz zor algılıyor sensörler. Hemen bunu da bir hızlı bir şekilde sökelim ki daha iyi bir şekilde algılasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm sensörleri de buraya konumlandırmışlar saatin. Buradan nabız olsun, SPO2 olsun, tansiyon olsun tüm verilerinizi ölçebiliyorsunuz bu saat sayesinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nabzımı da 83-84 olarak algıladı saatimiz. Hemen şöyle buradan bakın bir kan basıncı yani tansiyonumuzu da ölçelim. Evet tansiyonumuzu da 12-8 olarak ölçtü saatimiz. Şuradan hemen bir SPO2 de bulalım. Onu da bir kontrol edelim. Ateş de ölçüyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın buradan da ateş ölçümü de yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle SPO2'mizi de bulalım. Evet kandaki oksijen seviyemde %97 olarak ölçtü saatimiz. Burada arkadaşlar mesela işte kalibre etmek için şöyle pusulamız falan da var. Yani saat bu konuda gerçekten çok fonksiyonu. Malzemesi bu arada gerçekten kaliteli tok bir malzemesi olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda gerçekten başarılı yani. Kasa yapısının ben kalitesini beğendim. Böyle kolay kolay kırılmalara karşı, düşmelere karşı sağlam. Sadece tabii ki de kasa alüminyum bir kasa olduğu için de çizilmeye biraz müsait. Muhakkak ki iyi bir şekilde muhafaza etmenizi, koruma etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Burada bakın arkadaşlar rehberler kısmı var. Aynı şekilde aramalar kısmına girdiğiniz zaman burada sık yani... Uygulama üzerinden eklediğiniz kişileri otomatik olarak burada direkt olarak arayabiliyorsunuz. Aynı şekilde kendiniz manuel bir şekilde numara çevirip de birilerini arayabilirsiniz. Bu konuda gerçekten başarılı. Buradan arkadaşlar saatin üzerinde herhangi bir müzik açıksa bunu durdurup başlatabiliyorsunuz. Yan tarafa kaydınıza bakın şu anda hava derecesini yani hava durumunu anlık bir şekilde görebiliyorsunuz. Faaliyet kaydını görebiliyorsunuz. Hızlı bir aramalar sekmesi de var. Buradan sol tarafa kaydınızda ise bir hızlı sık konulanlar menüsü de yapılmış. Hemen buradan rehber, arama mesela işte ayarları vesaire girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gerçekten saate yakın açıdan baktığımızda uygulama fonksiyonu olsun, kendi fonksiyonları olsun gerçekten başarılı bir saat yapıldığını söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar direkt zaten bunu bir müzik hoparlör olarak da kullanabiliyorsunuz yani. Basit bir şekilde ben size bunu da size göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın, hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde durdur başlat yapıp ileriye el sarabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten saatin bu performansı çok başarılı. Şu anda sesimi Atom GM'in X-Men akıllı saatinden duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi aramalarda saatin mikrofon performansı bu şekilde. Gelelim bu saatle ilgili kullanım deneyimlerime. Şu anda bakın mesela kolumda takılı. Ben rahatlıkla bir haftadır kesintisiz bir şekilde bu saate hem uyurken hem de günlük hayatta kullanmaya çalıştım. Öncelikle saatin tasarımından bahsedeyim arkadaşlar. Kolumda görenler gerçekten klasik bir saat olduğunu direkt fark ediyor. Yani ve özellikle ya bu saat neymiş? Nereden aldım bunu diye sorular fazlasıyla karşılaştım. Özellikle menüsünde analog tarzda bir kadra menüsü varsa gerçekten çok daha böyle klasik saate hitap ettiğini söyleyebilirim. Kullanım açısından böyle ağırlık olsun veyahut da kolunda bir rahatsızlık hissi vermedi. Ayrıca kordonlardaki köprülerde bu tırnaklar var. Direkt bu deliklere geçiyor ve bunların sayesinde köpler mesela bütün gün kolumlar mesela çıkar mesela köpler bu sona kadar kayar. Bunda hiç böyle bir problem olmadı. Kayış kalitesi de çok rahat yani orta kalitede ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Gelelim cihazın batarya performansına. Fabrika verilerine göre yoğun kullanımda 3 gün. Bekleme durumunda ise yaklaşık 10 güne kadar kullanabildiğinizi söylüyor. Ben bunu yoğun bir şekilde kullandım. İşte aramalarımı yaptım, antrenman takibi yaptım, sürekli saati kontrol ettim, bildirimlerimi açtım vesaire. Bunda ise arkadaşlar maksimum olarak 2 gün kullanabildim ben bu saati. Tam olarak saatin tüm özelliklerine yararlanmak istiyorsanız 2 gün boyunca şarja takmadan rahatlıkla bu saati kullanabiliyorsunuz. Şarj konusunda ise ortalama olarak 1.5 saatte tekrardan tam şarja ulaşabiliyor saatin kullanımı açısından güçlü bir işlemciye geçtikleri çok belli yani ben menü arasındaki geçişlerde mesela böyle görürsünüz yani eski böyle saatler çok böyle kasar rahatlıkla mesela böyle e, akıcıları göremezsiniz bunda gerçekten menü geçişleri olsun vesaire çok akıcı bir şekilde saati kullanabiliyorum ayrıca üzerindeki üç farklı fonksiyon düğmesi sayesinde birine menü geçiş yapabiliyorsunuz birinden direkt otomatik olarak Uyku moduna yani ekran koruyucusunu alabiliyorsunuz. Diğerini mesela atayabileceğiniz ben buna antrenman moduna adadım mesela kısa yol tuşu sayesinde. Burada dedik otomatik olarak bir kısa yol butonu olması çok güzel olmuş. 3 farklı fiziksel butonun sizin kullanımınıza gerçekten rahatlıkla fayda sağlayabiliyor. Saatte bir all on display olması da gerçekten çok büyük avantaj. Bu arada ben 2 gün kullandım hep all way on display'i de açıktı. Yani sürekli olarak açık ekranda maruz kalıyorsunuz. Ayrıca iki farklı seçeneğiniz var. İsterseniz dijital isterseniz de analog olarak all way on display'i kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde sürekli saati kaldırıp yani uyandırmak zorunda kalmıyorsunuz. Zaten rahatlıkla saat hep aktif bir şekilde ekranda gözükebiliyor. En çok merak ettiğiniz konu ise bileğinizi çevirdiğinizde ekranın uyanması. Burada arkadaşlar gerçekten Aton GM'in X-Men saati bu konuda çok başarılı. Her üç çevirmenin üçünde de rahatlıkla ekranı direkt uyandırabiliyor. Bu konuda ben gerçekten hiç sıkıntı yaşamadım. Yani sürekli böyle işte çevir 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 ya da tuşlara bas gibi sıkıntı yaşamadım. Her çevirdiğinde ekranın uyanması stabil bir şekilde çalıştı. Medikal veriler konusundayız arkadaşlar. Hangi marka saat olursa olsun hiçbir zaman medikal cihazlarla kıyaslanmaması gerektiğini ben size söylüyorum zaten özellikle de bu saatte arkadaşlar mesela hiç nesne olmayan yani insan yüzüne değmeyen mesela masanın üzerine koydum masanın üzerinde ölçüm yapmıyor bu konuda gerçekten medikal veriler en azından kalite açısından daha iyi olduğunu söylüyorum. Bazı saatler var. Masanın üzerine koyuyorsunuz. Masanın nabzını ölçüyor. Tansiyonunu ölçüyor. Burada X-Men direkt bunu algılıyor. Direkt yani bileğinize takın dedi size uyarı verebiliyor. Amoled paneli sayesinde gündüz kullanımlarda kesinlikle bir sorun yaşamıyorsunuz. Rahatlıkla zaten ekranı, menüyü okuyabiliyorsunuz. Gelen bildirimleri çok rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Bildirimleri de yanıt verme özelliği yok ama gelen bildirimleri tam olarak burada okuyabiliyorsunuz. Eksiksiz bir şekilde sizlere iletebiliyor. Aramalar konusunda ben mikrofon performansını beğendim. Yaptığım görüşmelerde karşı taraftaki kişiler sesimin kalitesizliğinden veyahut da ağzından hiç şikayet etmediler. Bunda rahatlıkla hatta yüksek seste sizi seni duyabildiğimi söylediler. Çok kalabalık ya da gürültülü bir ortamda değilseniz de saatiniz üzerinden rahatlıkla görüşme yapabilirsiniz. Ayrıca saati hoparlör olarak kullanabilmek de çok iyi. Yani telefonunuzdaki bir müziği saatinizden dinleyebiliyorsunuz. Sadece tek eksi yönü mesela farklı markalarda medya kapatma özelliği var. Yani Müziklerinizi veyahut da işte Instagram'da geziyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz sesi saatten duyuyorsunuz bunu kapatıp açılabilme özelliği gelse yazılım ile çok daha bence başarılı bir saat olabilirdi. Evet ben bu saatten aramalarımı yapmak istiyorum ama medya seslerimi bu saatten duymak istemiyorum mesela burada Atom GM buna bir güncelleme ile kaldırabilir ve bu konuda çok daha fonksiyonlu bir saat olabilir. Evet arkadaşlar genel bir değerlendirme alacak olursak da fiyatına göre bence özellikleri gayet yeterli yani fiyatın hak ettiğini söyleyebilirim sizlere. Bu saati satın almak isterseniz de aşağıya bir tane de kupon kodu koyacağım çok daha indirimli bir fiyattan satın alabileceksiniz. Takipçilerime özel sağ olsun Aton GM böyle bir fırsat yarattı bize. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.